Türkiye'yi tek başına bakarak söylemek mümkün değil. Çünkü bu dünyayı saran bir salgın ve dünyanın diğer bölgelerine de bakmak lazım. Hatta bir Türkiye için bir şey söyleyecekse kıyaslamak lazım. Şimdi bu işi bir kontrol eden ülkeler oldu. Böyle birdenbire vakalar arttı. Ondan sonra kontrol edenler oldu. İşte Çin, Güney Kore, Japonya gibi. Bir şu anda ciddi artışın devam ettiği ülkeler var ki şu anda sayı olarak İtalya belki en fazla görülüyor ama artış potansiyeli olarak da Amerika Birleşik Devletleri. Şu anda günlük artışların en çok yaşandığı ülke Amerika Birleşik Devletleri. İşte onu İran, İspanya, Fransa takip ediyor. Bir de bizim gibi böyle işte yeni başlayan, yakın dönemde başlayan ve vaka sayılarının arttığı ülkeler var. Şimdi Türkiye burada ortada bir yerde baktığınız zaman. Yani henüz biz daha salgının başındayız. Bakın bütün dünyada da böyle. Şu anda dünya nüfusunun sadece %40'ı bu virüste pozitif bulundu. Yani bunu bir kabaca 10'la çarparsanız işte bir 10 katı da tespit edilemeyen virüs pozitif insan olduğunu düşünürseniz yaklaşık işte her milyon kişiden 400 kişi sadece enfekte oldu. Halbuki salgının bitebilmesi için eğer bir etkili aşı falan bulunmazsa veya virüs bir mutasyona uğrayıp da bulaşıcılık özelliğini kaybetmezse dünya nüfusunun yarıya yakınının enfekte olması lazım. Şimdi Türkiye için bakmak lazım. Yani şu ana kadar ilk günlerde mesela artış biraz daha hızlıydı. O zaman işte ne İran kadar çok vaka vardı ne de Avrupa ülkeleri kadar başlangıçta iyi kontrol edebildik. Çünkü onların ilk gün artışları bizden yavaştı. Ama şimdi son 2 günün rakamları biraz daha düşük. Yani böyle günlük değerlendirsek zaten hata ederiz. Bunun biraz daha uzunca bir süresinin gözlenmesi lazım. Tabii Türkiye için şöyle söyleyeyim. Bundan sonra ne yapacağımıza bağlı. Ne yapacağız hocam? Bu işte İtalya, Fransa gibi çok kötü de gidebilir. Ama diğer taraftan işte Çin, Güney Kore gibi kontrol de edebiliriz. Şu anda bütün iş halkın elinde. Yani devlet tedbirlerini alıyor, işte öneriyor. Ama halk uygulamadıktan sonra bir şeye yaramaz. Benim de gözlemlediğim hani ilk günlere göre uyum biraz daha iyi arttı. Bunun inşallah artarak devam ettiğini göreceğiz. Eğer öyle olursa en fazla bir ay içerisinde falan yavaşlamaya başladığını görürüz. Ama eğer uymazlarsa o zaman bu aylarca sürecek bir mücadele haline gelir. O kadar paranoyak olmamak lazım. Henüz daha bu saydıklarınızın hiçbirinden virüsün bir kişiye bulaştığı gösterilmemiş. Ne ayakkabıdan, ne besinden, ne işte etten, ne kıyafetten bulaştığı gösterilmiş. Bir defa şunu düşünmek lazım. Yiyerek virüste hasta olmayız. Nefes alarak oluruz. Yani solunum sistemimize gitmesi lazım. Bir de mesela elbise, ayakkabı içinde şunu söyleyebilirim. Virüs uçmuyor. Yani bunlarla eve girdiğimiz zaman evin havası kirlenmiyor virüste. Şimdi tabii bir aşı sanayinin kurulması 10 yıl, 15 yıl falan gerektiren bir iş aslında. Bu tabii yapacağınız aşıya da bağlı. Türkiye'nin aslında ta işte 1876'dan başlayan bir aşı hikayesi var. Ama işte bir süre sonra ayak uyduramamışız teknolojiye. Bizim teknolojimiz eskimiş ve üretemez hale gelmişiz. Şimdi bir virüs aşısı yapmak çok kolay bir iş değil. Yani bizim şu anda bir genetik yolla virüs yapacak bir altyapımız yok. Ancak atenüe dediğimiz yani virüsü zararlaştırarak bir aşı yapabiliriz. Fakat bu da çok riskli bir iş. Çünkü en ufak böyle çok az miktarda orada atenüe edemediğimiz yani canlılığını ortadan kaldırmadığımız virüs kalırsa insanlara hastalık bulaştırırız. O yüzden çok iyi biyolojik kontrollerin yapılması lazım. Yani ben Türkiye'nin böyle bu sene içerisinde çok kısa süre içerisinde etkili bir aşı yapabilecek altyapısı olmadığını düşünüyorum. Mutlaka, çünkü Sayın Bakan zaten belli merkezlere çağrıda bulundu. Teknolojisi daha iyi olan, araştırma altyapısı daha iyi olan. Ben size bütün işte bütçeyi, hatta bakanlığın altyapısını veriyorum dedi. Siz aşı geliştirmek için projelerinizi getirin dedi. Tahmin ediyorum bu merkezlerde işte projeler geliştirecek. Ama yani bu hemen bu hastalığa yetiştireceğiz, burada kullanacağız diye böyle kısa süreli bir iş değil. Bir, elimizin iyi temizleyeceğiz gerektiği durumlarda. İki, sosyal izolasyonu sağlayacağız. Sosyal izolasyon da insanlarla aramıza minimum 1,5 metre mesafe koymak demek. Bir de orada bir yanlış anlama var, onu da görüyorum. Sanki 65 yaşındakiler eve kapanacak ama gençler gezecek. Böyle bir şey yok. Eve girmesi gereken herkes. Yani 65 yaşın özellikle belirtilmesi, onlar hastalığı ağır geçiriyor. Özellikle onları korumak için. Ama hastalığın yayılmasını durduracaksak ne genç sokağa çıkacak, ne işte çocuk, ne kadın, ne erkek, herkes girecek. Sokağa çıkma yasağı olmadan bizim kurallara uyup eve girmemiz. Çünkü sokağa çıkma yasağını insanlar çok basit bir iş zannediyor. Bunun bir sürü ekonomik, sosyal yükü var ülkeye. İstemek kolay ama uygulayınca çok kolay. Aynen öyle. Ama şunu da bilmemiz lazım. Biz gönlümüzle girmezsek eve, devlet bizi zorla kapatmak zorunda kalacak. Çünkü bu işi bir şekilde teması kesmek zorundayız. Eğer biz gönüllü bunu yapmıyorsak, devlet de bunu yapmak zorunda kaldığı için yapacak. Ve çok canımız yanacak. Sokağa çıkma yasağı insanlara birçok açıdan sıkıntı veren bir iş. Şu anda açık olan her yer kapanacak. Sadece market ve eczane kalacak. Ve siz oraya giderken de işte belli evraklar falan göstererek çıkacaksınız. Bunu söyleyen şöyle düşünelim. Hiçbir şu ana kadar kesin gösterilmiş, etkin olduğu gösterilmiş bir ilaç henüz yok. Ama tabii böyle bir hastayla karşı karşıyasınız. Ağır durumda hasta ve yapabilecek hiçbir şeyiniz yok. Mecburen bazı ilaçları deniyorsunuz. Bu ilaçları öyle değerlendirmek lazım. Zaten Sayın Bakan da öyle dedi. Hani ilk bir uygulayacağız, sonuçları göreceğiz dedi. Yani şu anda işte Çin de bunu yaptı, İtalya da bunu yapıyor. Siz ilaçları bir grup hastaya vereceğiz, yeteri kadar hastaya, sonra dönüp bakacağız. Bu ilaç gerçekten iyileştirici bir etkide bulunuyor mu? Bulunuyorsa devam edilecek. Değilse belki başka etkili bir yöntem kullan ya da daha etkin bir ilaç çıkacak, ona geçilecek. Ama koruyucu özelliği olmadığını özellikle vurgulamak lazım. Çünkü görüyorum ben vatandaşlar... Tabii şimdi bir tanesi, hani o Çin'den işte gelecek olan, o yoğun bakımda ağır hastalar için. Bir eski bir grip ilacı o, favipiravir diye. Evet. 2014'ten beri biliniyor. Aslında Japonların bir ilacı, Çinliler üretiyor. Şimdi bu ilaç işte dediğim gibi ağır hastalara verilecek. Fakat çok az hastaya denendiği için kesin konuşamıyoruz. Diğeri sıtma ilacı olan o hafif hastalara veriliyor. O da sadece Çinlilerin böyle işte bir yazısı var. Fransızların 25 vakalık bir çalışması var. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri de bunu dün New York'ta denemeye başladı bu ilaçları. Bence zaten uzatılacak. Yani ben şahsi fikrimi söylüyorum. Çünkü henüz daha işin ortasındayız. Ve insanları eve sokmaya çalışıyoruz. O arada okulların açılması bütün her şeyi bozabilecek bir şey. O yüzden büyük bir ihtimalle uzatılacak diye düşünüyorum.